Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Subaru Forester. Kalite, güvenlik, üstün performans denildiğinde akıllara ilk gelen markalardan olan Subaru, CSUV modeli Forester'ı yeniledi. Çekici hale gelen tasarımı, e-boxer hibrit motoru ve bilmeniz gereken tüm detaylarıyla yeni Forester'ı yakından tanıyalım. Yeni Forester'la tanışmadan önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Subaru Forester, Volkswagen modellerinden ilham alınarak markanın ilk hatchback crossover modeli olarak 1997 yılında kullanıcılarla buluştu. Kendine has yol tutuşu, boxer motor teknolojisi ve etkileyici performansıyla bir kez kullananın bir daha vazgeçemediği Forester, aradan geçen zamanda 4 nesil yenilendi. 2018'e geldiğimizde 5. nesliyle karşımızda olan Forester, 2022 yılında ilk makyajına kavuştu. Yeni Subaru Forester'a önden baktığımızda makyaj öncesine göre değişim ne şekilde gözümüze çarpıyor. En büyük farkın farlarda yaşandığını hissettiğimiz yeni Forester'da adeta sinyal farlarının çıktığı bir tasarım görüyoruz. Bu haliyle anlamlandırmanın zor olduğu bir yüz ifadesine kavuşan Forester'ın altıgen panjuru da büyümüş. Tampon tasarımında da güncellemeye giden Subaru daha düz ve geniş bir tampona geçiş yapmış. Alt köşelerde sis farları varlığını korurken Forester'ın imza detaylarından kırmızı şeritte hareketlenerek daha dinamik bir görünüm kazanıyor. Yenilenen tasarımıyla CSUV'lar içinde heybetiyle dikkat çeken yeni Forester'a yıldızı olmadan bir artı puan veriyorum. Bir makyajda değişmesinin asla mümkün olmadığı profil tasarımı için yeni Forester'da neler değişmedi? Gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Forester'la makyaj öncesinin profil tasarımlarını karşılaştırdığımızda arada hiçbir değişim göremiyoruz. Özellikle farların da şekil itibariyle aynı kaldığı profilde her şey bildiğimiz gibi. Japon otomobillerinde sıklıkla gördüğümüz yumuşak hatlara sahip omuz çizgisi ve şişkin çamurluklarıyla yeni Forester oldukça heybetli görünüyor. Buna ek olarak yüksek ve geniş yan camlarda iç mekanın ferah havası konusunda bize ipuçları veriyor. Kapı altındaki marş bielin dahi aynı kaldığı profilde 225'e 60-17 inç boyutunda kalın yanaklı lastikler kullanılmış. Renk seçeneklerinde ise 9 farklı seçim beğeninize sunuluyor. Gördüğünüz ilk anda baba makyaj yok diyeceğiniz arka tasarımı incelemeye başlayalım. Subaru'nun makyaj sınırlarını zorladığı arka tasarımını makyaj öncesiyle karşılaştırırken arada görsel geçici kullanmasak da olur gibi. Yengeç'in kıskaçlarını andıran stop tasarımı, Avrupa modellerinde kullanılan siyah trim parçası ve fonksiyonel spoilerıyla yeni Forester dinamizmini koruyor. Sol alt köşede Subaru, sağ alt köşede Forester ve e-boxer logolarının olduğu bagaj kapağı gayet hareketli görünüyor. Buna ek olarak makyaj öncesiyle arasında hiçbir şeyin değişmediği gri renkteki eklentisiyle tampon tasarımında ufak da olsa bir güncelleme görmek isterdik. Yeni Subaru Forester boyutlarıyla da makyaj öncesiyle bir değişim yaşamıyor. Yeni Forester 4640 mm uzunluğunda, 1815 mm aynasız, 2065 mm aynalı genişlikte ve 1730 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Dingil uzunluğu tarafında ise 2670 mm ile segmentinin getirilerini karşılıyor. Şimdi gelin makyajlar nasibini almasa da hala çok etkileyici görünmeye başaran iç mekanda bizi neler bekliyor öğrenelim. Yeni Forester'ın iç mekanına geçer geçmez makyaj öncesiyle arasında hiçbir farkın olmadığını görüyoruz. Subaru severlerin bir hayli beğendiği bir tasarımla yoluna devam eden Forester'ın direksiyon simidi gerçekten hoş gözüküyor. Üzerindeki tuş sayısıyla sizi özellik opsiyonuna boğan bu direksiyon simidi, yeni Forester'ı kullanırken ondan maksimum hazzı almanızı sağlayacak. Bu karizmatik direksiyon simidinin hemen arkasında ise 2 adet analog göstergenin ortasına yerleştirilmiş bir yol bilgisayarı bizi karşılıyor. Klasikten hoşlananları memnun edecek bu analog göstergelerin renkleri ve sayı fontları gayet güzel. Tasarımıyla hareketli konsolun ortasına geldiğimizde ise bizi Subaru klasiği bir ekran karşılıyor. Benim de Subaru modellerinden oldukça aşina olduğum yol bilgisayarıyla
araç hakkındaki birçok bilgiye anlık olarak erişebiliyorsunuz. Bu ekranın hemen altında ise 8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Havalandırma ızgaralarının tam arasında olan bu ekranın uygulama ikonları biraz uzak duruşu gibi gözükse de Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısıyla sorun çözülüyor. Dokunmatik hassasiyeti olarak da işlevsel diyebileceğimiz bu ekran sayesinde araçla ilgili birçok ayara erişebileceksiniz. Konsolun aşağısına doğru inerken çift bölgeli klima kontrol ünitesini selamlıyor ve orta konsola geçiyoruz. Üzerinde 1 adet AUX, 2 adet USB ve 1 adet 12 volt soket girişi bulunan bu alan adeta bir bağlantı üssü gibi. Cep telefonu koyabileceğiniz büyüklükteki bu alana 1 artı puan hemen yazıyorum. Düz ve alçakta konumlandırılmış orta konsol üzerinde şık bir vites koluyla elektronik el freni ve koltuk ısıtma tuşlarına yer verilmiş. Biraz daha geriye gidildiğinde hem kol dayama içinde hem kol dayama önünde bardaklıklar ve küçük eşya gözleri bulunuyor. Kol dayama demişken 1 adet 12 volt soket girişi de kol dayama içinde bulunuyor. Yeni Forester'ın elektrikli koltukları da bir hayli konforlu ve şık gözüküyor. Buna ek olarak iç mekanı daha iyi hale getiren cam tavanda yeni Forester'da sunuluyor. Yeni Forester'ın arka koltuklarına geçtiğimizde geniş diz mesafesi bizi etkilemeyi başardı. En az ön koltuklar kadar rahat ve şık görünen arka koltuklarda hem siz hem de aileniz tüm yolculuklarınızda maksimum konfora erişeceksiniz. Buna ek olarak bağlantı üssü yeni Forester'ın orta konsolu üzerinde arka yolcular için 2 adet USB bağlantı noktası bulunuyor. Kol dayama içinde bardaklıklarında bulunduğu arka tarafta her şey sizin konforunuz için düşünülmüş. Yeni Subaru Forester'ın elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 509 litre hacim sunuluyor. Stepney'nin bulunduğu bagajda arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1779 litreye çıkıyor. Peki yeni Subaru Forester'da bir Japon otomobiline yakışır güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinden hangileri sunuluyor? Hep birlikte öğrenelim. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan yeni Subaru Forester'da önlerde MacPherson bağımsız, arkalarda torsiyon yarı bağımlı süspansiyon sistemi kullanılıyor. Buna ek olarak sahip olduğu gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde ani manevralarda aracın yatmasını önleyen kaza önleme sistemi, geri manevralarda arkanızda olup biteni size haber veren arka araç tespit sistemi, İstenmeyen kazalardan sizi koruyan önden çarpışma önleyici, hem karşıdan gelen sürücüleri zora sokmayan hem de size maksimum sürüş kalitesi sunan otomatik uzun farlar, kör nokta uyarı asistanı ve Subaru'nun imza özelliklerinden olup üzerinde bulunan çift kamera sayesinde insan gözü gibi çalışıp yol üzerindeki her şeyi tarayarak sizi her türlü tehlikeye karşı koruyan Subaru A-Sight ve çok daha fazla özelliğe yeni Forester'da sahip olabilirsiniz. Yeni Subaru Forester'da bulunarak size maksimum gücü verirken düşük yakıt tüketimiyle cebinizi de koruyacak motor ve şanzıman özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni Forester'da standart olarak sunulan SAWD 4 tekerden çekiş sistemine 2.0 e-boxer motor eşlik ediyor. Silindirlerin alışıldığı gibi dikey değil, yatay şekilde birbirlerine karşı çalıştığı bu motor tipinin ezeli kullanıcısı Subaru, tecrübeleriyle performans ve uzun ömür konusunda rakipsiz konumda. 150 beygir güç, 194 Nm tork üretilen içten yanmalı motorla 16.7 beygir güç, 66 Nm tork üreten elektrikli motorun birleşiminden toplamda 167 beygir güç, 260 Nm tork elde ediliyor. Şanzıman tarafında çok oranlı Linetronic otomatik viteste gelen yeni Forester, yakıt tüketimi ve performans konusunda tecrübesini konuşturuyor. 13.5 kW'lık pille çalışan bu hibrit motorun 100 km'deki ortalama yakıt tüketimi yalnızca 6.7 litre. Maksimum hızının 188 km/s olarak belirlendiği yeni Forester için gizli özellik açma Instagram sayfaları bir hayli iş yapacak gibi gözüküyor. Yeni Subaru Forester şu an Avrupa'da en düşük 34.990 Euro'dan başlayıp en pahalı modelde 43.990 Euro'ya alıcılarını bekliyor.
Yeni Subaru Forester'a dair bilmeniz gereken tüm detaylar bu şekildeydi. Ben yeni Forester'ı gerçekten beğendim. Fakat satın alma konusunda beni ikna edecek bir sebebi henüz bulamadım. Peki siz yeni Subaru Forester hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Forester hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.